Torna parçası ile işimiz bittiğinde kesme komutuyla parçayı kesebiliriz. Bunun için öncelikle keseceğimiz yerin sınırlı oluşmamız gerekiyor. Bunun için iki tane yöntemimiz vardı. Birincisi otomatik, diğeri manuel. Otomatik için unsur bula basıyoruz. Burada keseceğim yüzey arka yüzey olduğu için arka yüzey profilini aktif hale getiriyorum ve tamam diyorum. Böylece arka yüzeyin sınırı atmış oldu. İkinci yöntem olarak da tornada face tamam seçip arka yüzeyi seçebilirim. Sağ tuşa bastığımda yine arka yüzeyin profilini program oluşturmuş olacak. Şimdi işlemeye geçelim. Kesme için operasyonları kullanabilirim. Operasyonlarda kesme komutuna basıyorum. Öncelikle kesmenin konumunu soruyor. Konumumuz üst nokta. Burada işmini yönü ileri mi, geri mi olacak? Strateji, ön yüzey mi arka yüzey mi? Bunu seçiyorum. Clearance diameter, emniyet mesafem. Parçanın çapı 140 olduğu için buraya bir 150 ve 160 gibi yüksek bir değer verebilirim. Açmam. Özellikle delik yoksa parçanın merkezine kapalı formsa merkezden itibaren tam kopması ne kadar aşağı ineceğini gösteriyor. 3 milimetrede buradan indirelim. Break corner length komutuyla da buraya bir değer girerek keseceğim yerde bir pah oluşturabilirim. Burada kaçlık pah gireceğimi giriyorum. Offset komutunda direkt parçanın arkasını değil de belli bir mesafe gerisini kestirebilirim. Ne kadar geri kestireceksen buraya o değeri girebilirim. Takımda burada takımı tanıtıyorum. Takımın ilerlemesi, devri, pozisyondan takım numarasını giriyorum. 7 numara olsun. Uç radyüsü takım ucundaki radyüs. Genişlikte takımın genişliği. Maksimum kesme boyu da buraya yükseklik değer verelim. Kesme boyunu girebilirim. Eğer ben bu kesme takımını kütüphane seçeceksem bul diyerek kütüphaneye girip oradan da seçebilirim. CSS'yi seçerek de değişken devir kullanma şansım var. Böylece çapa doğru yaklaştık devre otomatik olarak program ayarlayacak. Gelişmiş kısmında iki pull off seçeneğinde takım kopma yaptıktan sonra belli bir mesafe yana kayıp oradan yukarı çıkar. Eğer rapidi seçersem hızlı bir şekilde yukarı çıkar. Feed'i seçersem F ilerlemesi yukarı çıkar. Rapid only, feed only de kestikten sonra aynı eksende rapid de G0 yukarı çıkar. Feed de F ile yukarı çıkar. Ben burada rapid only diyerek takım kestikten sonra aynı eksende yukarı çıkmasını sağlayabilirim. Eğer finish at x planche dersem de takım kestikten sonra yukarı çıkmaz. Bitti yerde kalır. Gagalama yok dersem herhangi bir gagalama yapmaz. Emniyet mesafesini geri çekme dersem her gagalamada emniyet mesafesine kalkar. Güvenli mesafede geri çekme dersem de olduğu yerden girmiş olduğu mesafede yukarı çıkarak gagalama yapar. Bu da ne kadarlık gagalama vereceğimi belirtir. Gagalama yok dersem bu pencere kapanacaktır. Altay kısımda ise belli bir çapa kadar belli bir ilerleme devirde o çaptan daha küçük yerde de farklı bir ilerleme devir kullanmak istiyorsam oraya burada girebilirim. Örneğin çap 50 ilerleme 2.5 devir 750 derse benim takımım normal 2.5 ve 750 burada girmiş olduğum ilerleme devirle başlar. Buradaki 50 çapa geldikten sonraki artık buradaki ilerleme ve devirleri kullanır. Burada herhangi bir değer girmesem başcada ilerleme devirle bitirir. Tamam dediğimde program otomatik olarak kesmeye yapacak. Bir simülasyonu çalıştıralım. Şu anda kesim parçanın içinde oldu. Burada dikkat edeceğim nokta seçeceğim konu. Eğer konum yanlış seçersem mutlaka içeride veya dışarıda olacaktır. Simülasyonda her şeyi de kontrol ederek eğer koordinata bir farklılık varsa tekrar seçebilirim. Ve böylece kesmeyi bitirecek ve tekrar yukarı çıkacak. Bunu katı simülasyonda görelim. Simülasyonda sadece kesmeyi görmek için direkt o takıma seçebilirim. Tezgahı saklayalım. Ve simülasyonu başlatalım. Yine burada kesit alarak görüntüye bakabilirim. Kesme tamamlamış oldu.